2016-2017 sezonunun sonuna geldik. Siz de yaklaşık 5 aydır kulübümüzde görev yapıyorsunuz. Dönüp baktığımızda bu geriye kalan süreyi ve geride kalan sezonu nasıl değerlendirirsiniz genel olarak? Bitirdik sezon aslında. İşte takımımız ligi 3. bitirdi. Çeliş Kapa Katırmayak kazandık. Aslında hani evimize kaybettiğimiz Yozgat Bozok maçı var. Kaybettik, beraber kaldınız. O bir puan olmasa biz şu anda ligi 2. bitirdik normal süre içerisinde. Ama tabii ki takım başına geldiğinde hani 6. sıradaydık. Çok ilk yarı çok fazla bir puan kaybımız vardı. Bunun da sebebi takım yeni oluşması, yeni oyuncuların oluşması. Tabii ki normaldir yani. İlk yarıda öyle puan kaybolması normaldir. Ama ikinci yarı iyi toparlandık. Hani birkaç maçta çok sürpriz beraberlikler almasak şu anda ligi 2. bitirmiş olacaktık. Ki bizim kadronun değeri ve hakkı da ligin en az 2. olması. Kadro yapısına. Ama ben sezonun sonundaki aldığımız performanstan, getirim noktadan çok memnunum. O yüzden de sezon bizim için özellikle ikinci yarısı iyi geçti. Tabii ki burada işte bazı maçlardaki performansının çok üst düzeyde olması özellikle takım açısından beni çok sevindi. Takımımız her maçını dolu tribünlere karşı oynaması çok önemli bir şey yani bu açısından. Yönetim kurulumuzun, başkanımızın takıma sahip çıkması, çalışanlarımızın takıma sahip çıkması çok önemli. Ve dolayısıyla İzmir kentinin takıma sahip çıkması çok önemli. Hani ben handball camiasında böyle bir ambiyansın olduğu, böyle bir ortamın olduğu başka takım tanımıyorum. Çünkü çok uzun yıllar sürekli antrenörlük yapıyorum. Yani 15 yıllık sürekli antrenörlüğüm var, işte 7-8 yıllık bir takım antrenörlüğüm var. Ben hemen Türkiye'nin her tarafında maç oynadım. Yani böyle bir ambiyans görmedim. Hani buradan da sizin varsanız da Türkiye Handball kamuoyuna bir çağrı bulmak istiyorum açık net olarak. Hani handball'un gelişimi Göztepe Spor Kulübü'nün var olması olabilir. Taraftarı, yönetimi, başkanı, kentiyle sahip çıkan insanların olduğu bir kentte veya oluşumda olabilir. Onun için buradan çağrımı tekrar yemiyorum. Hani bizim takıma Türk Handball camiasının biraz daha iyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Takımdaki arkadaşlığı, uyumu nasıl yorumlarsınız? Özellikle ben geldiğimden beri bunu söylüyorum. Yani 9 tane yabancı oyuncumuz var. 9 yabancı oyuncumuz hepsi ayrı yerlerden. Yani Belarus, İran, Bosna, Hırvatistan, Sırbistan. Yani işte Türk oyuncularımız var. Ama şunu biliyorum. Bizim takım şu anda handball camiasında ve kamuoyunda şöyle bir lanse edilmiş durumda. Biz sahada çok savaşıyoruz. Yani çok mücadele ediyoruz. Çünkü takım yeni ama olmasına rağmen çok önemli mücadelelerden geçip geldik buraya. Bunu etmeniz de takım içindeki birliklerin çok sağlam olması lazım. Antrenmandaki birliklerin çok sağlam olması lazım. Ve özel yaşantıda birliklerin çok sağlam olması lazım. Hani benim antrenörlük dikkat ettiğim konudan en başta bu gelir. Yani biz ilk geldiğimde yaptığımız toplantıda şunu söyledim. Yani burası Bosnalı oyuncu var, Sırp oyuncu var, Hırvat oyuncu var, İranlı oyuncu var, Belarus oyuncu var, Türk oyuncular var. Ama dedim buradaki milletimiz, dedim sizin milletiniz Göztepe'dir. Hani kulüp yönetimimizin bize verdiği destek çok önemli, başkanımızın devamlı bizle birlikte olması çok önemli. En önemlisi yani taraftarımızla da biz bütünüz yani. Taraftar da bizle beraber. Taraftarımızla aramızdaki sevgi bağı, birliktelik çok önemli. Yani bizim takım maç kazandıktan sonra bir saat buradan biliyorsunuz burada kendi evimizde biz sadece ben geldikten sonra bir puan kaybımız var. Bütün maçları kazandık. Buradaki taraftarımızın takıma sahip çıkması, takımla beraber şarkılar, maçlar söylemesi, tezahürat yapması bunlar çok önemli şeyler. Yani çok güzel şeyler. Peki yeni sezonda hedefimiz ne olacak ligde? Şimdi yeni sezondaki hedefimiz tekrar bu takımı üst sıralara taşımak. Ama tabii bizim buradaki esas bir hedefimiz daha var. Yani asil hedefimiz Göztepe'yi kupa kazanılan bir takım haline getirmek. İşte şampiyon olsun, Türk Kupası kazandım. Bunlarla ilgili bir derdimiz var. Seneye de iyi bir takım yaratacağız. Seyircimize bu tribün içerisinde, bir maç içerisinde agresif, saldırgan, sonuca odaklanmış ama sonuca odaklanmış yine handball'un güzelliklerini ortaya koyan bir takım yaratmaya çalışacağız. Ama tabii bu süreç alacak. Ama ben şunu inanıyorum. Yani çok yakın bir süre içerisinde biz şampiyonlukları ve Türkiye kupalarını kazanmanın peşinde koşacağız. Yani bizim hedefimiz bu. Göztepe'nin zaten başka bir hedefi olamadı. Bizim derdimiz o. Yani Göztepe taraftarına şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Handball takımımız önümüzdeki sezon ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Geçen sezon ilk deneyimimizde Hollanda ekibine elenmiştik. Bu sezon beklentilerimiz ne yönde olmalı Avrupa'da? Yani bizim de Çeliş Kapı'da işte birinci torbadan, artık birinci torbadan, geçen sene ikinci torbaydı bildiğim kadarıyla. Bu sene birinci torbadan gireceğiz. Yani çekeceğimiz şanslı kurallarla biz bizi eleyen takımın yaptığı işlerin daha iyisini yapmayı planlıyoruz açıkçası. Hani bu da yarı final olabilir, final olabilir. Yani Göztepe kentine hani eskiden futbol takımımızın yaptığı o başarıyı biliyorsunuz Avrupa kupalarında yaptığı yakaladığı başarıyı tekrar hep bu takıma yakalatabiliriz. Bunun da peşindeyiz. Bu da zor bir seri. Yani zor bir olasılık değil yani. Kısaca altyapı performansımızı ve altyapıdaki gelişmeleri yorumlarsınız sevginiz. Şimdi altyapıda
biliyorsunuz Süper Gençler Ligi'nde ilk 4 takım arasında yer aldı takımımız. Yani 2 puan geldi bize oradan. Önemli bir puan katısı. Biliyorsunuz gençlerde İzmir birincisi olduk. Yıldızlar'da da İzmir ikincisi olduk. Şimdi ise bugün küçük takım maçım var. Büyük ihtimal onlara İzmir 1 olacağız ve Türkiye finallerine gideceğiz. Bunlar tabii ki önce yereldeki bu başarılarımızı ulusala taşıyacağız. Önemli bir gelişme. Ya altyapıda aslında şimdi şöyle bir örnek var. Şimdi araştıralım Türkiye Antalya'daki kulüpleri. Yani bizim kadar altyapıda personel çalışan, antrenör çalışan başka takım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani belki milli piyango vardır ama diğer takımların bu altyapıya bu kadar önem verdiğini hissetmiyorum. Bizim takımımız çok önem veriyor altyapıya. Çok kaliteli antrenörle çalışıyoruz, iyi bir yapılanmamızda. Ama tabii ki bunun şimdi ikinci bir basamağımız daha var. Şimdi bizim Göztepe handball takımına bizim 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde o 6-7 oyuncuları oynatır duruma getirmemiz gerekiyor. Bizim en büyük hedeflerimiz bir tanesi bu. Ama onun için yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki dışarıdan çok beğendiğimiz, çok iyi gelişim göstermiş sporcuları buraya getirebiliriz. Ama benim önemsediğim nokta var. Biz kendi Göztepe'mizin sporcularını buraya kazandırmak istiyoruz. Yani kendi burada yaşayan insanlarımızın, buradaki halkımızın, İzmir'in insanları bir noktaya getirip bu takımda 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu takımın eleman alıp oynamalarını arzu ediyoruz. Bunun için de çalışma yapacağız. Yani yeni dönem bununla ilgili çalışmalara başlayacağız. Çünkü dışarıdan aldığımız oyuncunun gelişmiş süreçte hangi antrenör yaptığını bilmiyoruz. Ama burada biz çocuklarımızı 6-7 yaştan itibaren alıp kendi sistemimize, kendi ekonomimize yetiştirmeye kalktığımız zaman çok büyük avantaj sağlayacağız. Yani bakacaksınız ki Göztepe Spor Kulübü bundan bir süre sonra transferciye harcadığı maliyetleri belki yarı yarıya indirmiş duruma gelecek. Bu da bir hedefimiz. Bunlar önemli şeyler. Bunda çalışmalara devam edeceğiz ama iyi bir altyapımız var. Biraz daha yani bizim için yanına olan şu anda iyi altyapımızın olması önemli değil. Her geçen gün onu daha yukarılara çekmek derdimiz, amacımız o. Hocam son olarak Bülent Özkul Spor Salonu rakiplerin korktuğu bir salondu. Fakat önümüzdeki sezon bu salonda mücadele edemeyeceğiz. Ve sanırım bildiğim kadarıyla salon araçları da devam ediyor. Bu vesileyle hem bu salon gelişmesine hem de taraftarlarımıza vermek istediğiniz mesaj varsa birlikte alalım sizden. Şimdi tabii ki yani burası bizim için çok duygusal bir yer. Yani gerçekten burada çok yoğun duyguların yaşandığı, çok önemli paylaşım olduğu bir salon. Seni olmayacak bizde. Bu konudan dolayı çok duygusal, çok üzgünüm yani. Gerçekten çok üzgünüm ama tabi baktığın zaman buraya yeni bir stat yapılacak. O statın kulübün geleceği için çok önemli getiriler getireceğini bildiğim için ondan da mutluyum açıkçası. Yani çünkü kulüplerin böyle gelirleri getirmesi için yani tamamen böyle stat yapılanması, statın gelirleri, işte marketing, alışveriş merkezi bunları kulüplerin yapması gereken şeyler ve kulübümüz de bununla ilgili bir adım attı. Bu önemli bizim için. Ama ben biliyorum ki yani Göztepe taraftarı takımı nerede oynarsın? Çünkü ben bunu biliyorum. İşte Bursa'da yanımda olan taraftar, Antalya'da yanımda olan taraftar bizim İzmir'de herhangi nerede oynarsak olur gene yanımız olduğuna eminim yani. Çok net bundan hiçbir şüphem yok. Çünkü ben Bursa'da maç oynarken tribünlerin çoğunluğunu Göztepe tarafta olduğunu görünce çok yani haritasında kaldım. Gerçi aslında haritasında kaldım derken biraz adaptif oluyor da ben mesela Belçika ile maç oynarken Amin takımla yani bizde Göztepe oyuncular vardı. 3-4 tane Göztepe oyuncu vardı ki yani tribünde herhalde Belçika tribündeki 3'te 1'ini bizim Göztepe taraftarımız oluşturuyor ki her yere geliyorlar. Ben biliyorum bizim taraftarımız her yere gelecek. Biz gene o bütünleşmeyi, gene o beraberliğimizi, gene o duygusal anlarımızı her salonda yaşayacak bir noktadayız. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.